Evet, hocam, devam ediyoruz. Hocam. Evet, afiyet olsun. Çaya bak oğlum, çaya. Hocam. Çay kaynadım, bakın çaya. Aldan ziyade şu daha güzel. Öyle mi? En doğal ortam bu. Çok güzel, çok. Aldan ziyade en güzeli bu. Çok güzel. Yani avcılığın zevki bir tarafa, arkadaşlık var değil mi? Muhabbet abi, var. Muhabbetimiz var. Lan muhabbet. Ya şu prise bekmek böyle. Bir de özellikle duyur yani seyredenler belki kursa girmeler lazım yani. Alın şunu. He, kurstan geçecekler. Yakında kursumuz açılacak. Ne zaman açılıyor başkan? Yakında açılacak. Ne zaman başkan? Kursu şu anda 24-25 kişi tamamladık ama yabancı arkadaşlar gelecek. Yani salı gün. Onlar da tamamladıktan sonra 30-35 kişi olacak. Siz... 35 kişi tamamladıktan sonra kursu hemen 10 gün 15 gün içerisinde açacağız. Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden de izleyecekler herhalde onu bizi. Biz biz yani ona şey vereceğiz. Yani dilekçemizi vereceğiz. Ondan sonra kursumuza başlayacağız. Öyle mi? Çok güzel. Evet, şimdi ne Emirdağ'ında, ne Özburun'da, ne şeyde, Bolvedin'de açabiliyorlar. Evet. Ama bizimkimi 30-35 kişiyi rahatlıkla şu anda hazır yani. İkinci salı bir kurs, günü, ikinci kurs olacak. Kurs tabii. Evet, çok. Daha salı günü o arkadaşlar gelecek. Onları da kaydettiğimiz sürece devam edeceğiz kursumuza. Çay nasıl olur? Çok güzel. Evet. Rastgele herkes alıyor başka yani. Şansımıza bardağı da mı kırdık lan? Vay. Nersin geç kaldınız siz? Biz geç kaldık ya. Ver şu oğlunu. Ha, şu ben şey vardı ya. Dediklerine hala geleceğiz dediniz ya. Ama geri... tak çıkmadı. Tak tak şurada kaldı. Şimdi mecbur kaldık yani geri dönüyor. Ya. Yener sonra başkan. Çay içiyorsun ya. Şeker nerede? İyi yolu. Burada koyan da mı şeker? Şeker burada. Bilal burada. Birin. Bilal abi şeker burada mı? Hocam burada. Hocam abi. Hocam abi. Siz devam edin. Gel gel. Ver hocam Ersin. Gel bizim yanımıza burada. Şeker. Orada mı? He. Alın sana şeker. Teşekkürler. Ha işte ya. Buyur. Atalım. Demlik arada. Neredeydi ya? Çay. Oo, aa, çok güzel. Yiyen evet, sen çay içmiyor musun? Ana lan yine çay var. Celal bardak bitti mi yani kırıldı mı bardağı? Bardağı kırmışsınız ya. Ulan lan adaldığına çektiysin sen de avcı olun lan. Valla. Ondan usta avcı olur ya. Ersin bardak yok mu içinde? Bir avcılık anıları yok mu ya? Bir avcılık gittik. Avcılık anılarından mı anlatın bakalım dinleyelim ya. Ya götürdük hocam bu. Hocam iyi de. Hocam biraz yaşlı olunca bize uyum sağlayamıyor. Çayı böyle damlattım ben onlardan alıyorum. Biliyor musun? Karakol geliyordu. Çayı damlattım. Oh, oh dedi ya. Bırak avu dedi. Şu her şeye dedi ya. Kim dedi? Celal Hoca. Baba. Ben böyle avcılığı severim diyor. Şimdiye kadar niye haber vermediniz? Ben dedim mala senin torununla da haber gönderdim. Damadınla da bir kızdı. Ya dedi kendiniz gelemiyor musunuz da dedi onlarla haber gönderdiniz bana çulluğu dedi. Çulluğu vurdu. Hoca çulluğu iyiydi o gün. Valla. Yalnız tavşanı kaçırmış. Tavşan avu o gün işte sonudu. Selvet idi. O gün tavşanı hocam kaçırdı. Mehmet domuz mu evet. Yaptın sen lan? Yer, siz Beryem'de oluyor musunuz şey. Mehmet? Şey hocamışmış. O domuzu... O ne bayram ya? Katmer'i götürüyor. Bu katmer hocam. Çok güzel, çok Fondi güzel. Acık, o değilden şu kıyıdan ver bakalım Osman. Şöyle Ersin, öndeki ekmekten atıver yazı şunu abi. Şundan bak bak bak. Ali. O ne dürbün mü? Hocam bakıyoruz kaçanlara. Bir bakayım bir nasıl o bir şey ya? Evet. Ha, ondan kaçanlara mı bakıyorsunuz? Evet hocam. İşin teknik yönü yani. Tabii. Çok güzel. Yaralı falan giderse onun yerini belirliyoruz. Bayram yok mu sende anı ya? Ersin senin köpek bizden fazla geldi. Ben de hoca ava başladım da yenge. Hı. Her bir şey görmedim. Tek kırma vardı. Kemal'e zaten bakar inanmazsın. He? Tüyü tavşan üstüne koydum keseyiz. Arkasında tavşan yatıyormuş. Yapma ya. Tüyü alıverdim tavşan fırlayınca tüyü de koştum attım elinden. İleri vardım diye baktım o da çakar almaz. Tek kırmaz zaten. Ya. Var mı öyle bir unutulması hatırası olan? Hocam ben kadar daha rekoru kimse kıramadı. Yani? Tavşanın büyüklükten yani. Ya şu gel bakalım şöyle yanımıza yaklaş şuraya da bir dinleyelim bakalım nasıl büyüklükten yanaymış. Buradaki arkadaşlardan Bilal abiye şahit. Mehmet şahit. Evet. Tavşan sadece temiz hali, temizlenmiş hali 7 kilo. Yapma ya. İşte bak yüz yüzeyiz. 15 kişi tamam. Yedik, 2 kişiye de eve göndermek şartıyla. Ekmek arası yapıp da. Vay be, sanki şey gibi, kuşbaşı gibi olmuş. 7 kilo ağırlığı geldi, darttım özellikle. Ne zaman oldu bu olay? Ne zamandı Bilal abi?
Bundan iki ay önce. İki ay önce falan yani. Ha, tavşan. Gerçekte tavşanı ilk gördüğümde vallahi tilki sandım. Yapma ya. Tüfek bile atmayacaktım. Ama bizim arazinin tavşanı değil. Aha, öyle mi? Yunak tarafında. Ha, avcılık orada mıydı? Orada mı vurdunuz? Devamlı o yanına. Biz bu yanına ava gelmiyoruz. Bugün de buraya gelmemizin sebebi domuz avı. Biz gerçekte tavşan avını bizim burada yapmıyoruz. Bizim evet. Burada çünkü sen mağaralık az. Öyle. Tavşanımız, kekliğimiz az. Evet. Elimizden geldiğince de bunu önlemeye çalışıyoruz. Yalnız bundan sonra Dişli kasabasında tavşan avına, keklik avına kim giderse gitsin kesinlikle yakacaksın. Şimdiki yeni başkan benim. Çok güzel. Hiç gücenip darılmasın. Arkadaşım da olsa kesin şartım var. Evet, çok güzel. Bana belki kızıyorlar. Kızmaya, darılmaya gerek yok. Yak, yak başkan. Cezası 2 milyar. Şurası bende. Tüfeğin gidiyor. Her mağluk başında 425 milyon cezası var. Kanunen bu. Onun için neler lazım? Hangi prosedürler lazım başkan? Şimdi kursa katılacaksın. Evet. Hep beraber arkadaşlar da burada zaten 3 tanesi de burada mevsim, katılacak. Mevsim size avlanılmayacak. Kesinlikle ben kursa katılamadım diyemeyecekler. Kurslaşacaksınız. Açılacak. Evet. Birinci kursumuz bitti. İkinci kursumuz bu. Ama katılsın. Elimizden gelen imkanları yani gidip de özbüründe, bolbende falan alacak değiller. 8 gün kursa gelecek. Günde 2 saat akşamları kahvede oturacağına gel kursuna katıl. Elimizden gelen kolaylığı da gösterelim. Evet. Çok güzel, çok güzel. Yani bu prosedürü uygulayacaksınız dişindeki avın arttırılması için. Evet. Evet. Bizim bu çevremizde tavşan gayet az belli. Faravunda cezası 4 milyar. Kesinlikle ekip kurduk. Müfettiş kuru yani müfettiş verecekler 3 tane tarihe. Evet. Evet. Yer. Onlardan da 2-3 kişiyi görevlendirilecek. Nerede olursa olsun. Yani bir jandarma, bir ormaniye yetkisi gibi yetki olacak. İspatlar, telefonla veya böyle kameraya çekilirse direkt içeri alma şeyi var, cezası var. Sanırım kamera vardı herhalde değil var, mi? Kameramı devamlı var. Kamerayı bağlayalım bakalım ya. Kameram da var. Devamlı yanımda taşıyorum kameramı da. Evet. Hususi onu getirttirdim. 600 yani. Euro'ya aldım o kamerayı. Evet. Evet, evet. Çok güzel. Bunu yani, kesinlikle tamam. ispatlamak için aldım. Kim olursa olsun. Evet. Bunu kesinlikle engelleyeceğiz. Ama bir bizce değil. Evet. Köylü olarak, kasaba olarak biz bunu hep birlikte engellememiz lazım. Çok güzel başkan. Kamerayla yabana da herhalde görüntü göndereceksiniz değil gönderdik. Mi? Gönderdik. Gönderdiniz. Evet gönderdik. Çok güzel yani Dişli'li yani, avcılar. Dişli kasabası olarak av, tavşanı yani domuz avında da yaptık. Tavşan avında yaptık. Bunu da yaban TV'ye gönderdik. İnşallah onlar da bize bir yardımcı olacaklar. Yani işin teknik yönü de tamam tabii. Yani. Çok evet. Güzel çok güzel. Evet afiyet olsun başkan. Hadi, teşekkür hocam, ederiz hocam. Evet, ne kadar güzel bir manzara. Değerli izleyiciler, Dişli avcıların hem sohbet hem yorgunluk çayı, aynı zamanda da kahvaltıları. Biz de ona rastladık. Güzel ve zevkli görüyorsunuz. Burası Saracık mevkii. Saracığımızda çamlarımız. Hafif kar da burada mevcut. Evet. Oldu avcılar, bir mesajınız var mı bizi izleyenlere, dünyanın her bir tarafına özel mesajınız? Herkese sevgiler, saygılar. Sadece zamansız avlanma yapılmamasını istiyoruz. Evet, zamansız avlanma evet. Yapılmamasını istiyoruz. Yasaklara uyulması. Evet, çok herkese güzel. Herkese selam hocam. Efendim? İçeriden dışarıdan bizi seyredenlere selam. Selam. Var mı Osmancığım sizin mesajınız? Şehir dışında olanlara çok çok selam, bizi tanıyanlara. Evet, Zalim avcı. Tüm tanıdıklara Allah'a emanet ediyorsun. Çok güzel. Sayın Dişli'nin bir tane gili başkanı. Şimdi tavşan yemek isteyen gelsin bizimle böyle şeye dahil olsun. Sohbetlerimize. Sohbetlerimize tavşan yedirelim bol bol. Veya av mevsiminde ha. Uygun olan değil mi? Tabii. Yasak dışına çıkmayanlar değil mi? Ha, av mevsimi gelsinler evet. Bize katılsınlar. Evet. Var mı sizden başka bir hemen? Şeyimizde gönderebiliriz. Herkese hocam. Selam hocam. Dışarıdakiler arkadaşlara, bizi seyreden arkadaşlara selam. Evet, biz teşekkür ederiz. Ersin'cim senin mesajın herkese var mı? Selamlar hocam. Evet, Açık Göz. Senin var mı? Herkese selam. Oldu. Biz de teşekkür ederiz. Dişli'den selamlar diyoruz.